Şimdi nasıl yapacağımı kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Bu şekilde bir güveç kabının içerisinde pişireceğiz yumurtamızı. Ama bunun için de ocağımızın altını açıyoruz ve pişirme yapacağımız tavamızın içerisine bir miktar su koyuyorum. Bu suyun içerisine koyarak pişireceğiz ve suyun buharını alarak pişmiş olacak yumurtamız. Şimdi kabımızı koyalım. Bu kabın içerisine bir parça tereyağı gezdireceğim. Tereyağını hafif gezdirerek kabın içerisinde kenarlarına ve zemin kısmına iyice gezdiriyoruz tereyağını. Şimdi bunun içerisine de yumurtamızı kırıyoruz. Birinci yumurtamızı kırdık. Diğer yumurtamızı da kırdık. İki parça tereyağını da yine yumurtaların kenarına koyuyorum. Biraz tuz. Çok az karabiber yumurtaların üzerine. Ve şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Ve biraz da kısalım. Çok yüksek buharda değil. Yumurtamızı bu şekilde güzelce pişireceğiz. Sarılarını hafif kayısı bırakacağız. Arkasından da krema ve taze kekikle servis edeceğim. Yumurtamız güzelce pişti. Şimdi ocağımızın altını da kapattık. Evet, sarılarını çok fazla pişirmedik. Şimdi efendim bunu bu şekilde alıyoruz. Ve servis yaparken tahtamızı da alalım. Şimdi biraz da krema koyacağım üzerine. Eğer seviyorsanız çok az bir pul biber de gezdirebilirsiniz. Ve birkaç parça da şimdi taze kekik koyacağım. Yumurta yemeğimiz servise hazır.